güzel binaya, yani Tevfik Fikret Müzesi'ne daha önce geldin mi? Geldim, gelmez miyim? Aslında buraya taşınmadan önce de gelmiştim Saffet. Çünkü hem edebiyata çok meraklıyım, hem Tevfik Fikret'in bu İstanbul hakkında söyledikleri, özellikle şimdi senin arkanda da bulunan bu Sis şiiri benim çok ilgimi çekmişti. Neden bu güzel İstanbul'u bu kadar olumsuz ve çirkin gösteriyor diye aslında. Ve onu aslında incelemek için de geldim ben bu müzeye. Yıllar önce gelmiştim ama komşu olduktan sonra yürüyüş rotamın üzerinde sık sık geliyorum buraya. Aslında insanların çoğu sahilde yürüyorlar. Özellikle Bebek'ten, evet, Rumeli Hisarı'na. Ve şöyle Aşiyan yokuşundan bir yukarıya çıkıp bu olağanüstü manzaralı yere gelmiyorlar. Evet. Burası Gamze benim için hep çok önemli. Bir kere Kandilli'de oturdum. Çocukluğum, evet, orada geçti. Zaten buradan baktığında tam karşıda bizim evi görüyorsun. Üniversitem hemen arkadaydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde, hı-hı, okudum. Hatta çok komik, annemi falan görürdüm. Burası Boğaz'ın en dar noktası olduğu için Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı sadece bir, evet, 750-800 metre genişliğinde. O yüzden de okulumun önünde hep gördüğüm bir binaydı. Ama o zaman tabii öğrencilik yılları insan pek müzelere bu kadar meraklı olmuyor. Ben de daha sonraki dönemlerde daha iyi bir şekilde keşfettim. Ve Tevfik Fikret'in ilginç bir özelliği var. Robert Kolej'de hocalık yapıyor. Hmm. Edebiyat hocası ve 1896'da Robert Kolej'e Türk öğrenciler de almaya başlıyorlar. Daha önce biliyorsun bir misyoner okulu olarak açılıyor 1863'te. Ve gerçekten bana göre dünyanın en güzel kampüslerinden biridir. Olağanüstü bir manzarası vardır. Tevfik Fikret de hocalık yaptığı bu okulun önünde bu muhteşem araziye kendi planlarını çizdiği bir evi yapıyor. Tevfik Fikret'in eşi Nazime Hanım daha sonra bu evi belediyeye satıyor. Öncelikle burası Edebiyat-ı Cedide, yani yeni edebiyat müzesi oluyor. O yüzden de o akıma ait sanatçıların eserlerini de burada görüyoruz. Sonra da Tevfik Fikret Müzesi olarak kullanılmaya başlıyor. Biliyorsun Türkiye'de yüzünün maskı ilk alınmış kişidir. Dolayısıyla orijinale çok yakın bir Balmumu heykeli şairin bizi karşılıyor hemen girişte. Peki Gamze, arkamdaki tablonun hikayesini biliyor musun? Biraz biliyorum. Daha önce çünkü gördüğüm için biliyorum. O meşhur şiiri Sis'i anlatıyor. Evet. Abdülmecit Efendi'nin yaptığı bir eser. Ve aslında uzaktan baktığımda ilk önce ben de yani böyle bir silüet var. Belki yakından bakıldığında çok fark edilmiyor ama uzaktan daha iyi görüyor. Arkada İstanbul'u görüyoruz. Ayasofya Eski Yarımada İstanbul'un sisler altındaki bir görüntüsü, değil mi? Yani doğru mu biliyorum? Bayağı iyi bir göz var. Yani çoğu insan ben buraya geldiğimde tura görmezler arkadaki İstanbul silüetini. En sevdiğin mesela Tevfik Fikret'in bir sözü aslında Atatürk'ün söylediği bir söz olarak biliyoruz ama Atatürk'ün Tevfik Fikret'ten ilham aldı. Zaten pek çok söyleminde de Tevfik Fikret'ten ilham aldığını söylüyor. Hatta böyle bir Aşiyan'dan yukarı çıkarken yanındaki emir erine diyor ki Tevfik Fikret'in ölümünden sonra ben Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki evini ziyarete gidiyorum çünkü ondan çok ilham aldığını da söylüyor bir yazıda okumuştum bir tarih makalesinde. Aslında fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür lafını biz hepimiz tabii Atatürk'ün söylediğini biliyoruz ama aslında Tevfik Fikret'in bir şiirinden alınmış. Ve Atatürk de ondan, evet, esinlenmiş. Evet, ondan esinlenmiş. Yani Tevfik Fikret aslında kadın erkek eşitliğine son derece inanan biri. Kız çocukların okutulması için pek çok söylemlerinde o Servet-i Fun'un dergisindeki yazılarında falan kız çocuklarınızı okutun. Çünkü kız çocuklarını okutmayan toplumlar oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum ederler. Düşünebiliyor musun? O yıllarda söylenmiş bir söz. Gamze bir de yukarıya çıkalım mı? Çıkalım. Oradan Boğaz'a bakalım mı? Hani Yahya Kemal Beyatlı Aşiyan'da gömülmüş dedik. Yahya Kemal Beyatlı gibi biz de sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul deriz o balkona çıkıp. Hadi bakalım.
Gamze, benim burada sevdiğim ne biliyor musun? 1910'lardan kalma haliyle görüyoruz. Evi orijinal haliyle görüyoruz. Mesela burası stüdyosu ve bilhassa pencereler yukarıda yapılmış ki stüdyoya doğru açıdan ışık girebilsin diye. Bir de Gamze çok ilginç. Herkes Tevfik Fikret'i şair olarak bilir. Oysa ressamları pek bilmezler. İnanılmaz. Ben de aşağı katta zaten gördüm. İnanılmaz tablolar var ve inanamadım. Özellikle bir Norveç fiyordları tablosu vardı. Yani ben de mesela bu yönünü burada ilk gördüğümdeki o tablolara inanamamıştım. Gerçekten hani sanatçı olunca çok yönlü olunuyormuş. Demek ki çok çok yetenekli. İşte o zamanlar için diyorlar ya Rönesans bendi, evet. Elinden her iş gelen kişi. Mesela burada çok güzel kara kalem çalışmaları var. Hatta şurada bir Darwin çalışması var. Ve Darwin'i bildiğim kadarıyla Türkiye'de kara kalemle yapan ilk kişi Tevfik Fikret. Çok değerli bir sanatçı. Şimdi gel yatak odasına gidip oradan o muhteşem boğaz manzarasına bir bakalım. Bakalım. Hemen sol tarafta yatağın solunda Mihri Hanım'ın yaptığı maskını görüyoruz. Aşağıda da o yüzden zaten o bal mumu heykelin bundan örnek alınarak yapıldığını anlatmıştım. Atatürk de geliyor buraya. Evet, onu ben de okumuştum. Hatta Tevfik Fikret'in ölümünün 3. yıl dönümünde geliyor ziyarete. Ve bu yokuşu çıkarken diyor ki ben inkılap ruhunu Fikret'ten aldım diyor. Ve ondan sonra bu Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atıyor. Aslında Tevfik Fikret'ten çok ilham aldığı kesin Atatürk'ün. Tevfik Fikret de kesinlikle bu manzaradan çok ilham almıştır diye düşünüyorum. Çünkü şiirlerinin bir kısmını burada yazıyor. Şimdi aslında Nazime Hanım'ın gönlünde çok özel bir yeri var. O yüzden de sol taraf Nazime Hanım'a ait dermiş. Solunda pek insan bulundurmazmış. Evet, evet, onun eşine olan aşkını ben de okumuştum. Pek çok şiirlerinde de geçer. Aslında aşka aşık ya, duygu insanı o çok belli. Ve karısına da çok aşık olduğu pek çok eserinde de sonrasında hakkında yazılan yazılarda da okudum. Kız çocuklarının eğitimine önem veriyor. Karısına aşık aslında tam hepimizin... Günümüzün istenen adamı. Evet, kesinlikle. Evet. Ya çok üzülüyorum. O kadar güzel müzeler, eserler var ki İstanbul'da ve insanlar bunları keşfetmiyorlar. Mesela Londra turu yapıyorum, Paris turu yapıyorum. İnsanlar 4-5 günlüğüne gidiyorlar. Görmedikleri kilise, görmedikleri saray kalmıyor. Oysa yaşadıkları şehire karşı çok ilgisizler. Bence bunun en büyük sebebi ne biliyor musun Gamze? Elinin altında görüyorlar. Nasıl olsa bir gün gideriz. O yüzden de hiç gitmiyorlar. Halbuki böyle güzel yerlere gelmek lazım. Ve burası ücretsiz. Üstelik audio guide da veriyorlar. Bir cihaz da veriyorlar. Bütün bilgileri de ücretsiz olarak size anlatıyor. Broşürler ücretsiz. Aynen, yani evet. Bana da rehbere de, profesyonel rehbere de ihtiyaç yok. Kendi başınıza da gezebilirsiniz. Evet. Bir de buranın en güzel zamanı ne biliyor musunuz? Nisan. Evet. Çünkü Nisan'da erguvanlar açıyor. Evet. Benim erguvan turu yaptığım dönemde. Ve pembeye kesiyor bütün boğaz. Özellikle de Aşiyan Mezarlığı. Evet. O yüzden gelin, keşfedin. Çünkü İstanbul'da müthiş yerler var. İstersen gel biz cennete açılan bu pencereden şöyle bir boğaza bakalım. Güzel bir gerçekten müthiş.